30 dakika ile karşınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor ve önümüzdeki yarım saat boyunca birlikte olacağız. Şimdi öncelikle Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta bizimle birlikte olacak. Onu dinleyeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Ebru, hoş geldin yayınımıza. Haftanın son iş gününe geldik. Artık böyle yani önemli de bir haftayı geride bıraktık. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Borsa tarafında genel olarak hani olumlu bir performans gözlemlendi sanıyorum ki hafta genelinde. Haftanın son gününde senin dikkatini çekenler neler BIST 100'e? 6723 puan görüldü Borsa İstanbul 100 Endeksinde. Bu da yeni bir rekor seviyeyi işaret ediyor TL bazında Reyhan. Ama şu an geldiğimiz seviyeler çok sınırlı alımlara işaret ediyor. %0.2 civarında BIST 100 Endeksi için. Bankacılık Endeksi negatif tarafta %1.5 negatif. Burada biraz dünkü düzenlemenin etkisi var. KKM'ye yeni zorunlu karşılıklar geldi Merkez Bankası tarafından. Bu da bankaların likiditesinin bir miktarını ve daha fazlasını Merkez Bankası'na park etmesi anlamına gelecek ki bu da bankalar için daha az kredi verme, daha yüksek likiditeyi park etme durumunu işaret ediyor. Bununla birlikte %1.5'luk bir negatif seyir görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Sanayi endekste alımlar daha yüksek, %1'e yakın artıda sanayi endeks. Biop tarafı hafif eksi de. Ama spot tarafta artı da bugünkü kapanışlar haftalık kapanışta olacağı için bu haftanın genelinde her ne kadar bir yükselişler bir düşüşler görsek de dalgalı bir seyir izlense de genel olarak pozitif bir performansla gün içinde de dalga boyunun yüksek olduğu bir hafta oldu, evet, öyle değil mi? Evet, volatilite yüksekti. Dün özellikle daha da yüksekti. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte ama Borsa İstanbul tarafında sadece etkisini gördük. Kur tarafı daha sakindi dünkü kararla birlikte ama haftanın başlarında kurda bir yükseliş görmüştük zaten. %17.5'luk bir faizimiz var önümüzde. Yeni sıkılaşma önlemleri geldi Merkez Bankası'ndan. Gelebilir de bundan sonraki süreçte. Borsa İstanbul tarafına tekrar bakalım istersen Reyhan. TL bazlı rekor seviyelerdeyiz. 6700 puan sınırında bir Borsa İstanbul 100 endeksi var. Hangi hisseler pozitif ayrışıyor? Puan bazlı katkılarda Ford Otto katkı sağlıyor en çok. %4.5'un üzerinde artı da Ford Otto. Tüpraş hissesinde alımlar var yine %1.7. Astor yükselişine devam ediyor. Birazdan hisse bazında da göreceğiz. Astor'da yükseliş bugün de %6.4 seviyesinde. Turkcell tabii pozitif katkı veriyor. Diğer pozitif katkı sağlayan diğer bir hisse %2'ye yakın artışıyla Turkcell hissesi. Smart Güneş Enerjisi de dünkü SPK bülteninde bedelsiz sermaye artırımına onay verilmişti. Bunun ardından Smart Güneş Enerjisi'nde bugün tavan olduğunu görüyoruz. Türk Traktör ve Kontrolmatik'te pozitif katkı sağlıyor. Akbank hissesinde satışlar var. Akbank aslında bilanço tarafında en pozitif bilanço beklenen banka. Ama orada da biraz fiyatlamayı görmüştük. %25'in üzerinde son bir aylık pozitif ayrıştığını görmüştük. Akbank hissesinde bugün %2'lik satışlar var. Sasa negatif tarafta etki ediyor Borsa İstanbul 100 Endeksine puan bazlı. %1.2 civarında da yüzdesel olarak negatifte. Türk Hava Yolları'nda da %0.5 civarında satışlar var. Yine aynı şekilde Şişe Cam'da %1'lik satışlar var. Hisse bazında bugün geneline baktığımızda en çok yükselişin BIST 100 Endeksi içerisinde Smart Güneş Enerjisi olduğunu görüyoruz. Diğer bir hisse %7'ye yakın artışıyla Yayla Agro Gıda. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Evet. Çünkü bugün Yayla Agro Gıda'dan yeni bir kapı açıklaması geldi bir saat önce kadar. Koç Holding 24 Mayıs'ta Tat Gıda'yı satışını planlandığını ve bunun için teklifler aldığını söylemişti. Kapı açıklama yapmıştı. Hatta bu doğrultuda ünlü koyu yetkilendirdiğini söylemişti. %53'lük payını satıyor Koç Holding Tat Gıda'nın. Bu doğrultuda gelen teklifler vardı. Daha önce gelen teklifler arasında Oyak Gıda'nın bu şirketi almakla ilgili ciddi teklifler verdiğini biliyoruz. Kraft Heinz, Ajinomoto, Olam International, Campbell Soup Company gibi yabancı kurumlar da var almak isteyen Tat Gıda'yı. Nestle, Unilever gibi şirketler de var. Türkiye'den de yeni kapı açıklamalarıyla dün Dardanel tarafından bir haber geldi. Dardanel Gıda dün Tat Gıda'nın hakim paylarını yani %53'lük kısmını satın almak için Dardanel'in hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding AŞ'nin çatısı altında Dardanel Gris firması ile beraber 3 firma ortak olarak pay satın alma teklifinde bulunduğunu açıklamıştı. Bugün de Yayla Agro Gıda'dan kapı bir açıklama geldi. Kapta %53'lük pay için
tat gıdaya teklif sunulduğu açıklandı. Bugün yaylı agro gıda %7'ye yakın artış gösteriyor. Üçüncü sırada Astor var. Yine yükselişine devam ediyor Astor. Yılbaşından bu yana baktığımızda da burada çok ilginç bir durum var Reyhan. Yayla agro gıdadan bahsettik. Astor 3. sırada bugün yine en çok artanlarda. Astor'un yılbaşından bu yana performansı TL bazında %664 getiri sağlamış durumda. 2. sırada Borusan var %222'lik kazancıyla. BİSTÜM'e baktığımızda bugün BİSTÜM'de de en çok artan hisselerde tavan olan hisseler var. SDT Uzay Savunma Ocak ayında halka arz olmuştu. Yayo Teknoloji'nin yine halka arz, geçen sene halka arz olan o da tavan bugün. Smart Güneş Enerjisi zaten pozitif artışı, dün bedelsine onay verdi SPK. Diğer bir tavan olan şirket burada yine biraz önce bahsettiğim haber akışından dolayı Dardanel. Dardanel Önentaş bugün tavan. Yine yayla agro gıda pozitif ayrışanlar tarafında. Tat gıdada %3,5 civarında artı da bu arada, onu da ekleyelim burada her ne kadar göremesek de. Biz tüm içerisinde yer alan en çok artan hisseler bu şekilde. Negatif ayrışanlar tarafında ise biz tümde RAL Yatırım %9,94 taban seviyelerde. Forte dün de tabandı. Forte Bilgi İletişim yeni halka arzlarımızdan. Onda 2 gündür taban olduğunu söyleyelim. Yılbaşından bu yana baktığımızda TL bazında hangi borsalar pozitif artmış, hangi borsalar getiri sağlamış? Birinci sırada Arjantin borsası var. Arjantin'de yerel para birimiyle %127'lik bir artış olduğunu görüyoruz. İkinci sırada Laos var. Burada da yine var. Biraz enflasyon fiyatlamaları mı? Evet, Arjantin'de enflasyon %110'ların üzerinde. Zaten burada etkisini görüyoruz. Yılbaşından bu yana en çok getiri sağlayan. Bu arada BIST 30'un da bu listeye girdiğini söyleyelim. BIST 30'da da TL bazında %23'lük kazançlar var. Ama dolar bazında bakalım bir de istersen, yılbaşından bu yana dünya borsalarında ne gibi dolar bazında getiriler var. Dolar bazında yine birinci sırada Arjantin borsasını görüyoruz. %50'ye yakın artısı var. Ancak BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin bu sefer dolar bazında baktığımızda negatif taraflarda görüyoruz. En çok değer kaybedenler dolar bazında Nairobi borsası gibi. BIST 100 endeksi %15 kayıpla. En çok kaybettirenler dolar bazında, BIST 30'da %14,5 negatif tarafta. Peki, hala dolar bazında eksiliyiz. Nasıl ayrışıyoruz acaba? Yani hani bir taraftan bizde de enflasyon fiyatlamaları devreye girerken, hani Arjantin'de hem hani yerel para cinsinden hem de dolar bazında bir yükseliş varken, bizde de yine enflasyon fiyatlamaları devredeyken biz neden dolar bazında biraz daha geride kalıyoruz acaba? Biraz geride kalmamız belki de dolar bazında hala getirilerin, potansiyelin olduğunu da gösterebilir bu anlamda. Ama Arjantin'e baktığımızda %127, %50 orada da tabii ayrışma var. Biz de biraz o farkı kapatıyoruz dolar bazında, ama bizde dolar TL paritesi böyle bir yatay bantta seyredip daha sonra birden artıyor. Bizde de aslında yılbaşından bu yana çok fazla artış olmadı, ama Mayıs ayında, Haziran ayında ciddi artışlar oldu. Dolar bazında hala potansiyel var diyelim. Evet, orada da 300 dolarlara gidebileceğine dair konuşmalar yer alıyor ama. Evet, 2,5 dolarların etrafında biraz aşağısına iniyor. Biraz 2,5 dolara geliyor. Bir borsa gidiyor TL bazında, sonra dolar yükseliyor. Peşi sıra artıyor diyelim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Ebru aktardıkların için. Ebru Usta bizimle beraberdi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi biraz 30 dakikada lojistik sektörünü ele alacağız. Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Cavit Afacan bizimle beraber. Cavit Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Umarız sizler de iyisinizdir. Şimdi şöyle bir sektör değerlendirmesiyle başlayalım dilerseniz. İlk yarı yıl nasıl geçti? İkinci yarı yıldan beklentiler nasıl acaba? Şimdi gümrük müşavirliği mesleği dış ticarete direkt bağlı olduğu için nabzı tutabiliyoruz. Sene başından beri, daha doğrusu geçen senede esasında hep söylendiği gibi işlerimizin artması için, yani işlerin, ticaretin durmaması için idare, hükümet bunun için uğraşıyor. Büyümeyi öncelediği için Allah'a şükür işler devam ediyor.
Sadece bu sene birazcık, daha doğrusu seçimden bir ay kadar önce kredilerde bir problem olduğu hep firmalarından bana iletildi. O kredilendirme problemi hala devam ediyor. Ama Türkiye gerek ihracatıyla gerek ithalatıyla şu anda büyüme trendini devam ettiriyor. Onu söyleyebilirim. Paritenin, euronun artması dolara karşı bizim ihracatçımızın işine gelen bir durum. Çünkü genellikle euro ile ihraç edip dolarla ithal ediyoruz. Euro'nun paritesi düştüğü zaman ihracatçılarımız zora giriyordu. Şu anda bu paritenin yükselmesi ihracatımızı olumlu olarak etkiliyor. Olumsuz etkileyen konu, pandemi bitince Çin devreye girdi. Onun için tabii birazcık orada zorlanıyoruz. Avrupa'nın ufalmaya başlaması birazcık ihracatı olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda ticaret sektörü büyümeyi öne aldığı için hükümet şu anda iyi gidiyor. Ama bir gün gelecek kemer sıkmak zorunda kalacağız. Benim düşüncem bu. Evet. Ya bu kemer sıkmayı biraz açalım dilerseniz. Çünkü aslında hani paritenin artması, ki euro dolar tarafında biz 1.12'li seviyelerin üzerine gelmiş durumdayız. Hani bu iyi yansıyor dediniz. Bir taraftan da Çin'in yeniden açılmasını, hani orada rekabetçilik kızıştığı için ve Türkiye'nin de bazı atılmış ekonomi politikalarından dolayı rekabetçilik avantajı zayıfladığı için bir sıkıntı olabilir. Ama şimdi bu, hani biraz önce söylemiş olduğunuz o durumu biraz açmamız gerekirse, hani nasıl bir dönem bizi bekliyor, neler değişmeli, neler yapılmalı, nasıl sektörün önü, dış ticaretin önü biraz daha açılabilir? Şimdi bir evvelki, sağ olun konuk ediyorsunuz, Bloomberg toplantısında konuşmasında söylediğim gibi, ben bir aile üzerinden bunu anlatmaya çalışayım. Aynısını söylemiştim ama bir daha tekrarlayayım izninizle. Düşünün, bir anne baba var, iki de çocuk var. Çocuklardan biri üniversite son sınıfta, birisi üniversite. Bir de bu ailenin geliri 10 bin birim ama 20 bin birim harcayarak devam ediyor. Fakat bir zaman sonra kredi kartları üst üste binince aile bir toplantı yapıyor. Baba diyor ki, ya diyor, çocuklar diyor, biz artık 20 bin harcıyorduk 10 bin kazanırken, ya diyor, 8 bin harcayacağız. 2 bin biriktirip şu faizleri kapatacağız. Bunu ailede deseniz ortalık ayağa kalkar. Bizim de eninde sonunda cari fazla vermeye gitmemiz lazım ama bunu demek hep kolay oluyor. Yapmak çok zor. Yani bir hükümet kim olursa olsun bunu yaparsa 5 sene sonra seçim kaybeder. Ama biz bunu muhakkak yapmamız lazım. Çünkü biz durmadan dış açık veriyoruz. Ben sektörümde 72. senelik bir şirketi temsil ediyorum. Rahmetli babam kurmuş. Ben de 40. senemdeyim. Her zaman 10 senede bir durmadan bir gece devalüasyon oldu. Artık devalüasyon olmuyor çünkü kurlar her gün belirleniyor. Yani benim zamanımda kurlar senelik belirlenirdi. Yani bir bağışlardınız, bütün sene aynı kur giderdik. Ondan sonra bir devalüasyon oluyor, hop bir frene basıyoruz. 3 ay sonra Türkiye tekrar yerine geliyor. Ya bunu böyle yapacağız, yani 8-10 sene güzelce 10 lira kazanıp 20 lira harcayacağız, sonra bir 2-3 sene sıkılacağız. Ya da bir kere sıkılacağız, tam sıkılacağız, artık cari fazla vereceğiz. Yani Almanya gibi olacağız, Japonya gibi olacağız. Ama bunu hangi hükümet yapacak onu bilmiyorum. Evet, yani dış açık vermeye devam ettiğimize dikkat çektiniz. Bir taraftan da aslında hani farklı bir yöntem olabilir ama hani bu yöntemde sanıyorum ki en azından şu anki planlar açısından yok. Bir taraftan akaryakıt zamlarını takip ediyoruz. Buradaki ÖTV vergi artışlarını takip ettik. Dolayısıyla hani bunların yansımasının önümüzdeki dönemde nasıl olmasını bekliyorsunuz? Ciddi anlamda bir fren durumunu beraberinde getirir mi sizce? Sektörü nasıl etkiler? Şu anda dediğim gibi hükümet büyümeye önceliklediği için bir fren durumu olmayacaktır. Yalnız şundan ben çekiniyorum. Yıldan önce de böyleydi. Şimdi de bu hale geldi. Bu enflasyon bize yapıştı. Nasıl oluyor? Şu anda eskiden bir şey olsa, bana biri bir fiyat söylese, ben hemen pazarlık yapardım. Ya da ben bir fiyat arttırmaya gitsem, karşı taraf derdi ki bu böyle olur mu? Şimdi nasıl biliyor musunuz? Bana birisi bir fiyat söylüyor, tamam diyorum. Ben bir yere ya mecburen arttırıyoruz, karşı taraf da tamam ediyor. Herkes kabullenmiş durumda. Bu işte enflasyonun yapışması. Nasıl buraya geri döneceğiz? Esas önemlisi bu. Ama ben hükümet böyle devam ettiği sürece, yani önceliği büyümeye verdiği sürece bir fren olacağını zannetmiyorum. Bir de hep söylerim, rahmetli bir büyüğümün lafını, Türkiye tahta gibidir. Özgül ağırlığı birden azdır. Allah'a şükür biz ne olursa olsun devam ederiz.
Evet, şimdi sizin sektörü direkt olarak yani gümrük müşavirliği dediğimiz zaman orada etkileyen gelişmelere de şöyle bir baktığımız zaman acaba hani farklılaşmasını istediğiniz bu konu değişirse bizim önümüz daha fazla açılır ve bu ortamda ileriye taşımamıza daha yardımcı olur diyebileceğiniz gelişmeler var mı? Tabii kısaca dediğim gibi sektörde 40 sene olunca bir kere gümrük camiası, gümrük teşkilatı elektronik sisteme harika bir şekilde geçti. Yani yıllar öncesinden buraya bakınca hayal bile edemezdik. Bu neyi getiriyor? Artık her şeyimiz elektronik ortamda oldu. Şu anda en çok üstünde durduğumuz konu benim açımdan kağıtsız ortama geçmemiz. Çünkü kağıtsız ortama geçtiğimiz zaman hızımız artıyor, maliyetlerimiz azalıyor. Çünkü bizim ticaret sektörümüz için en önemli şey maliyet. Şimdi düşünün bir şeyi basıyorsunuz, sistemde yapıyorsunuz ama fiziksel olarak da o evrağı götürmeniz lazım. Bu zaman kaybı, maliyet kaybı. Ama şu anda ihracatımızı ve antrepolarımızı kağıtsız ortamda veriyoruz. Yakında ithalatı da vermeye başlayacağız. Bunlar bizi hızlandıracak şeyler. Firmalarımızı da gene daha evvelden de söylemiştim. Belki biraz hızlı konuşuyorum, zaman dar diye. Lütfen onaylanmış kişi statü belgesi alsınlar. Yetkilendirilmiş yükümlü statü belgelerini alsınlar. Çünkü firmalarımızın artık bu hızı yapması lazım. Bir tane şeyde Ambarlı limanlarında bir ufacık bir ricam olacak. Ambarlı limanları şu anda çok yoğun. Yoğun olduğu için işler gecikiyor. Sabah giren kamyon akşam çıkamıyor ve maliyetler çok artıyor. Bunun da yani bizim çünkü bir evvelki görüşmede de dinledim. Borsadan bahsediyoruz, Avrupa borsalarından bahsediyoruz. Bunlar hepsi çok güzel ama esas olan reel sektör, esas olan da üretim ve ticaret. Bunlar için her şeyin hızlı, kağıtsız ortamda ve de en az maliyetli olması lazım. Evet, yani burada biraz hem yavaşlık olduğundan hem de maliyetlerin yüksek olduğundan bahsediyorsunuz. Bu önemli. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz o hani işlemlerin kağıtsız ortamda geçmesi bir taraftan sürdürülebilirlik konusunda da yani yalnızca hızlılık, verimlilik değil aynı zamanda hani bu çokça konuştuğumuz örneğin iklim değişikliği vesaire bunların da önüne geçebilmek için önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla hani belki de biraz bu sürdürülebilirlik konusunu da konuşmakta fayda var. Ne dersiniz hani sizin sektörünüz özelinde sürdürülebilirlik adımları nasıl gelebilir, neler yapılıyor? Valla neler yapıldığını tam bilemeyeceğim. Biz neler yapacağız onu da tam bilemiyorum. Niye derseniz artık bizi buraya doğru sürüklüyorlar. Şimdi yaşım 63, yavaş yavaş bizi sürüklediler. İlk başta biz kağıt ortam, sabit kalem, kopya kağıdıyla beyannameleri yazardık. Şimdi geldik buraya geldik. Ve bizi zaten biz yapmasak bile dünya bize bunu zorlayacak. İşte kağıtsız ortama geçtik. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Biz şirket olarak ne yapabiliriz bilmiyoruz. Bilmiyorum açıkçası orada çok bir fikrim yok. Evet. Ama zaten bizi yaptıracaklar yani. Yavaş yavaş yapacağız. Başka çaremiz yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aktarmış olduklarınız için Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Cavit Afacan bizimle beraberdi. Şimdi dün Merkez Bankası'nın faiz kararından çıkan mesajlardan bir tanesi likiditenin biraz daha azaltılmasına yönelik gelebilecek kararlardı. Ve dün gece resmi gazetede yayımlandı. Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde %15 oldu. Bununla neler hedefleniyor dersek biraz daha kredilerin azaltılması hedefleniyor. Şimdi izleyelim sonra devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son politika kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Bu kapsamda zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapılarak kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı %15 oldu. Düzenlemeyle sistemden yaklaşık 450 milyar liralık likidite çekileceği belirtildi. Son dönemde hem kur korumalı mevduat faizlerindeki yükseliş hem de kurdaki artıştan dolayı piyasada oluşan likidite fazlası para politikasının etkinliğini azaltma riski oluşturuyordu. Merkez Bankası bu etkiyi ortadan kaldırmak için zorunlu karşılık politikasıyla likiditeyi sıkılaştıracak. Evet, sabah saatlerinde Dolmabahçe'de önemli bir ekonomi zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da orta vadeli programdan en büyük beklentinin belirsizlikleri azaltması ve öngörülebilirliği artırması olduğuna dikkat çekti. O haberi izleyelim.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek orta vadeli program çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi başlıklı toplantıda iş dünyasından temsilcilerle buluştu. Eylül ayında paylaşılacak orta vadeli programa özel sektörün beklentilerini yansıyacağını söyleyen Yılmaz, orta vadeli program öncesi sendikalarla da bir araya geleceğiz diye konuştu. 2023'ü geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz diyen Yılmaz, turizmde de olumlu bir yıl geçirmeyi beklediklerini belirtti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikalarını destekleyen adımların da devam ettiğine dikkat çekti. Yılmaz, önümüzdeki dönemde hedeflerimiz, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz dedi. Orta vadeli programdan en büyük beklentinin belirsizlikleri azaltması olduğunu belirten Yılmaz, ikinci önemli konunun ise öngörülebilirliği artırması olduğuna dikkat çekti. Ve son bir haberle programımızı noktalayalım. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği için Twitter'a yeni reklam verilmesinin yasaklandığını duyurdu. Bu haberle 30 dakikayı noktalayalım. Kısa bir aranın ardından sürdürülebilirlik gelecekle beraber olacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği için Twitter'a reklam verilmesini yasakladığını duyurdu. Kurum, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun uyarınca Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi. Düzenlemeye göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemekle yükümlülüğü bulunuyor. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türkiye'de yerleşik olması ve Türk vatandaşı olması zorunluluğu bulunuyor. Düzenlemeye göre temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sırasıyla sosyal ağ sağlayıcıya önce idari para cezası veriliyor, ardından yeni reklam cezası verilmesine yasak getiriliyor. Ardından internet trafiği bant genişliğinin %50, sonra da %90 daraltılması tedbiri uygulanıyor.